bir. Ah, geldi. Ve Atiye nihayet karada. Kalabalıktan dolayı kendi marinamızda yer bulamadığımız çekik alanından başka bir marinaya geçerek Atiye'yi Musi Team'in güvenli ellerine emanet ediyoruz. Ortaya tabii ki hem estetik hem güvenlik olarak harika bir iş çıkıyor. Atiye, sevgili abim Murat Susa'nın ellerinden bize teslim edildiğinden beri aslında ilk defa karaya çıktı. Hem şirket renklerimize bürünmesi, hem brandingin uygulanması, hem de güvenlikle ilgili bütün kontrollerin yapılabilmesi için mümkün olduğunca doğru bir zamanda onu karaya çekmek istiyorduk. Biraz geciksek de her şey yolunda gitti. Delikten bara giriyor abi. Ya gözükmüyorum da. Bir cam balsıklar yapacağız. İtleniyor. Bir cam daha deneyelim de olmazsa kılavuzu diyeceğiz. En sevmediğim şey ne biliyor musun? Hengame iş. Yani bu kadar basit bir şey ki. Çaldığı vakitte neler yaparsın yani. Hadi bakalım belki Asun'un eli girer. Çevir abi biraz da. Aldım. Aldın mı? Evet. Helal. Tamam, elini çek. Evet, şimdi biraz daha gel buraya şu adam. Ver şunu bana. Dur, hiç elini zorlama. Evet, gönder. Hadi. Hadi. Bir buçuk saat sonra da geçti ortam. Bir kelepçe daha aldık da bir kelepçe daha lazım. Oğlum yavaş sıkalım. Yarış teknesi bu. Valla voltuna ikinci sürü düşeceğim. Güvenme o kadar. Koyayım merdiveni. Yiğit nereden doldurmuşsun? Denizden doldurdum. Ya iyi bari. Ya çeşmeden doldurdun diye şüphelendik de. Evet, çalışıyor. Dök abi, dök. Ver gelsin. Bu karşısı hem o pisliği de çıksın da temizlemeye kolay olur. Eğitim tekneleriyle şahıs tekneleri arasındaki en büyük fark. Şahıs teknelerinde ayakkabı giymek yasaktır. Eğitim teknelerinde giymemek. Bundan sonra böyle pisliğe uğraşırsınız ama bir parmağın kırılmasından daha önemli değil. Hava raporu. Baksana bak, takip ediyorum her gün. Her gün başka bir şey istiyor Karadeniz'de şu anda. Sorsan. Aa, bu bal gibi bak. Öyle de işte her gün başka bir yerden geliyor bak. Of. Batılı. Güneyli. Güneyli avantaj aslında. Batı. Yok. Kuzeye döndü. Her gün başka yerden geliyor. Nasıl vaz mı geçtik? Bir de bir dahakine bu sefer neyi atladık biliyor musun asıl? Dolunay takvimine bakmadık hiç. Biz çıktığımız tarihte sıfır, hiç ay yok. Yapacak bir şey yok. En azından gemileri daha net görürüz. Hadi Yiğit, düş de çekeyim. Görüntü olsun. Hop lan. Helal valla. Tamam aldım. Bayağı sağlam oldu. Yok mu lokmam? Lokmam yok şu an. Yani çok önemli bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun?
masa ayağı sıkıyor. Müthiş önemli bir iş. Azalttın mı hiç vida? He? Vida azalttın mı? Vida şu gereksiz geldi biraz ya. Bir tüklük yapmadan olmaz. Şu salmanın bağlantılarında sanki gereksiz birkaç tane. Birkaç tane. Allah abi ağırlık olmasın. Teknenin teknik bakım alanının işlerini Musti Team yapıyor. Sevgili Mustafa Kemal Bural'ın firması. Musti'yi hatırlarsınız. Slovenya'dan Bavaria 50 getirdiğimiz ve bir günde 240 mil yaptığımız tekne transferinde birlikteydik. Ben sadece teknik olmayan, güvenlikle ilgili olmayan kısımlarda estetik şeylerle uğraşıp vakit kazanıyorum aslında. Yani teknik ekip daha önemli işlerle uğraşırken işte güneş panelleri, motor bakımları, jelkot tamirleri gibi hani güvenliği ilgilendiren şeyler görüşürken ben böyle estetik şeyler görüşüyorum. Çünkü tam hakim olmadığınız konuya dalmamak lazım. Bir yandan da öğreniyorum. Öğrenmenin sonu yok. Zaten Erol Usta sağ olsun motor konusunda beni oldukça ilerletti. Bu teknenin motor bakımını kendim yapmak istedim. Onu kendim yapacağım. Ama motor bakımı zaten bizim ders olarak da anlattığımız, standart rutin bakımı anlattığımız bir konu olduğu için çok detay yok. Ama ondan öğrendiğim çok şey var. Bir gün böyle bir motor, eski bir motor alıp söküp toplama böyle sivop ayarları falan yapma seviyesine gelmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. O yüzden vernik, boya vesaire o işler bende ama teknik ağır işler Musti Team'de ve Erol abi'de. Bak şu. Bayağı da tamamladık. Bak şu oh, ya. Cilala parlat. Şu. Bak bilek. Bak şu. Görüyorsun şu. Buraya maalesef çok da sevmesem de yeni bir delik açtık ve Watermaker'ın emiş vanasını koyduk. Burada Watermaker'ın su pompası var. Denizden çeken. Kendisi burada. Çok yakında bitiyor montajı. Sadece bir aparat bekliyoruz. Filtreleri vesaireleri hepsi takılacak. Ama yeri çok güzel oldu. Hiç ayak altında. Teknenin zaten kış bölümü. Burada iki tane yatak var. Yatmak dışında da pek kullanılan bir alan değil. Aküleri de Watermaker'ın arkasına monte ettik. Açıkta olması çok büyük avantaj. Acil bir durumda müdahale için ama pek problem çıkaracak aküler değil. Lityum oldukları için bir akma ötmesi de yok. O yüzden burası böyle bir teknik bir bölüm oldu ve her şeye kolay erişilebiliyor. Sadece bir kapağı kaldırdığımızda her şeyi bulabiliyoruz. Şu da GPS'in anteni. Ama bunu yaptıktan sonra yani tekne pusulasının ayarlarına tekrar bakmamız lazım. Çünkü etrafında çok fazla krom malzeme geldi. Deviation ayarlarını kontrol etmemiz gerekecek maalesef. Gerçi artık çok da büyük problem değil bu günümüzde. 3. Watermaker'ın ilk bar var. 60 varın suyunu şu anda. Tadına bakacağız. Buradan depodan bardağı almaya çalışıyorum. Bu tabii şu anda mineralsiz içine mineral atınca içilebilir hale geliyor. Bir teoriye göre de 15 gün içebilirmişsiniz. Vücuttaki fazla mineral atarmışsınız. Bir detoks olurmuş ama emin olduğum bir bilgi değil. Biz zaten çok içme suyu olarak kullanmayacağız bunu. Yanınıza mineral alacağız ama acil durumda içme suyunuz olmazsa diye kullanacağız. Genelde işte normal giderler için kullanacak ama ilk çalışma, hayatımda ilk defa bir water mevkulum var. Bayağı ağzına kadar dolduğu zaman. İyi çabuk doldu abi. Baksana 20-30 saniyede öldüm. Bak bakalım tadı nasılmış. Siftah tamam, senden. İyi bari bugün niyetli değiliz. Valla şişe su ya. Baksana. Tolga. Gel su yaptık. Valla harika ya bu suyla. Hiçbir şey yok yani tadı. Baksana o tadına. Reklam yapmış olmuyordum ama bayağı ünlü markalar da yarışık. Bir de Marmara'dayız yani. Marmara'nın suyunu içmedik demeyin. İçmeye devam ediyor. Bitti ya. Susamış koydun ya. Deminden beri aşağıda çalışıyor. Susamış. Bir doldur hatta. Bu kadar beklemiyordum yani. Ya lezzeti kötü değil. Vallahi resmen şişe suyu yani içilir yani. Aynen yani. Normalde marinanın içinde çalışıyor. Yine de içmeyiz. Marmara'nın suyu. İçilir suymuş yani. Helal olsun ustamıza ya. Şu gerçekten yani harika. Ortalama 60 litre üretiyoruz saatte. Abi belli 20 saniyede bardağı doldurdu. Yani. Çok iyi. Çok iyi. Yani hayırlı olsun bakalım vatana millete. Bu işte bitti. Şimdi sıra geldi. Bozduğumuz sincofonu tarbiye. Evet. Şimdi defordasın.
Böyle mi gözükecek? Süper. Dur daha bitmedi. Tabii karbon kevlar yelken efektinde güzel vermişsin sarısı. Bakalım işte. Biz de bunlarla uğraşıyoruz. Her noktasında emeğimiz var. Su yapıcıdan inanılmaz verim aldık ve tahmin ettiğimden çok daha sessiz. Tolga sana da çok sessiz gelmedi mi ya? Ben bu kadar tabii ki iyi olduğunu duyuyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Hem sesi çok az. Ben de. Suyu hızlı üretiyor. Basınç 60'ta falanken galiba 60 litreye yakın su üretiyor. 60 litreye su üretiyor. Ve tadı da gayet güzeldi ya. Evet, Waterbaker'ın suyunda o kadar... Acaba Erikli ile bir anlaşma var. Çok iyi. Buraya... Aslında ihtiyacımızdan çok daha büyük bir invertör takıyoruz. 2000 wattlık. Çünkü başka ihtiyaçlarımızı da kullanabilir. Bir de ne yalan söyleyeyim biraz lüzumundan bir tık büyüğe gitmekte zarar yok. Evet şöyle aküleri de bir daha görelim. Bir araya bir aparatımız takıldı şu anda. Şu. O yüzden Bluetooth üstünden akülerin durumunu ne kadar şarjını düşüp ne durumda olduğunu görebileceğiz. İnvertörün de ayrı bir Bluetooth sistemi var. Onu da telefondan ne kadar enerji çektiğini ve aküye ne yapıp ne yapmadığını görebileceğiz. Bence teknelerde zorunlu olması gereken ve amatör denizcilerin birçoğunun teknesinde olmayan eBurb'ümüz bu. Uydu üzerinden bütün kara istasyonlarına bir batma durumunda Allah korusun. Frekans gönderiyor ve dünyanın neresinde olursanız olun bulunabiliyorsunuz. Bir de burada ilginç bir çok da kullanılmayan ama çok elzem olduğunu düşündüğüm bir güvenlik ekipmanı daha var. Emergency VHF anten. Yani bunun içinde aşağı yukarı 15 metrelik bir kablo var. Anten burada. Ola ki kendi teknenizin antenine bir zarar geldi. Buradaki kabloyu direkt telsizin arkasına bağlayıp anteni dışarıda herhangi bir yere sabitlediğinizde artık telsiz anteninizin problemini çözmüş oluyorsunuz. Öyle hala dağınız ama herhalde yarına toparlanmış olacağız. Yani şu an çok şaşkınım çünkü hayatımda hiçbir teknemde böyle bir teknolojim olmadı. Bluetooth üzerinden bağlandık invertöre ve akülere. Şu an su yapıcı normalde 220 ile çalışan bir sistem. Ve koyduğumuz invertörle 12 volt çevirip 220'ye şeyi çalıştırıyor su yapıcıyı. Ve sadece 3.13 amper harcıyor. Şu anda toplamda saatte 3 amperlik bir güç harcıyor Waterbaker ki bence bu çok düşük bir rakam. Çok ciddi hızlı su üretiyor. Heyecan yaptım konuşamadım. yeni oyuncak almış gibi. Aynı zamanda sanki burada... su kuyusu bulmuş gibi değil mi? Evet. Düşünsene yıllarca gezdik çocukken şey böyle aman 50 litre suyumuz var bitmesin aman solar şavurlar falan ama işte bitmiyor. Ayrıca invertörün içine de girebiliyoruz. Tabii benim daha bu elektrik tanımlarını öğrenmem vakit alacak. 230 volt çıkış alıyoruz. Oha çok güçlü. 12.18 volt da şu anda gücü üretiyor. Bilmiyorum. Bana uzay çağı gibi geldi doğru. Güzel. Evet bugün ilk defa kadrajımız aslında teknenin dışına, marinaların dışına çıkıyor. Hem heyecanlı bir gün hem de herkesin sevmediği gibi check-up'a doktora gidiyoruz. Hemşire Hastanesi sağlık destekçimiz ve Türkiye Rekoru Projesi'ne gitmeden önce Tolga ve beni çok detaylı bir check-up'a tabi tutacaklar. Sıradan bir sağlık raporu alıp dosyamızı işleyip Türkiye Erken Federasyonu'na göndermek istemedik. Nihayetinde bu işi kendimiz için yapıyoruz ve ne kadar sağlığımızdan emin olursak o kadar iyi. 1600 millik bir yolda sadece yelken gücüyle hiç durmadan gitmeye çalışmanın bir bedeli var. Ve biz o yola hazırlanırken ekstra kilo alarak mesela ben yola hazırlandım. Bunu yaparken bir sürü supplement kullandım. Ağır sporlar yaptım. Beslenmeme dikkat ettim. Çok iyi bir PT ile çalıştım ama nihayetinde sağlığımızın ne durumda olduğunu tam emin olmadan böyle bir yola çıkamayız. İlginç bir araç kullanıyorum bugün. Sıfır ses. Ona alışmaya çalışıyorum. Sessizlik denizde çok normal ama karada çok gerçekten sıra dışı geldi. Sponsorlarımızdan Opel'in Opa'ya gitmemiz için bize verdiği elektrikli Mokka aracımı kullanıyorum şu anda. Çok keyifli. Benzinli bir araçtan hiçbir fark yok bu arada. Onu çok net söyleyebilirim. Ve kullanım konfor açısından muhteşem. Sessizliğe alışmam biraz vakit aldı.
Ama bu sefer de düşünüyorum da buna alıştıktan sonra da vazgeçmem daha çok vakit alacak sanırım. Her detayı düşünmek zorundayız. Ve böylesine önemli ve yorucu bir yolda en önemli detay ise tabii ki kendi sağlığımız. Bu yüzden bizim için en doğru adres çok geniş bir branş kapasitesine sahip olan Emsay Hastanesi'ydi. Ve bu yüzden check-up'larımızı orada yapmaya karar verdik. Bir otel gibi dizayn edilmiş, pırıl pırıl tertemiz bir hastanede tepeden tırnağa kontrol edildik. Ve iyi haber, hiçbir problemimizin olmadığıydı. Ancak bu haberi hissederek değil, bilerek almamız gerekiyordu. Yanımızda bulundurmamız gereken standart bir liste var. Ancak bunun dışına çıkmak için profesyonel hekimlerden danışmanlık alarak güzel bir liste yaptık. Bunun yanında da sağlık raporlarımızı cebimize koyarak Emsay Hastanesi'nden ayrıldık. Sağlık durumlarımızdan da emin olduğumuza göre artık yavaş yavaş yola koyulma vakti. Son hazırlıklardan sonra 23 Nisan'da uzun bir ufka doğru seyahate başlıyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi burada gördüğünüz her şey gerçek. Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek.